haberiniz. Tayvan'ın başkenti Taipei'ye hepiniz hoş geldiniz. Bu başkentte 2,5 milyon civarı insan yaşıyor ve ülkenin başkenti olan Taipei aynı zamanda ülkenin en gelişmiş ve en canlı şehri. Bu güzel Asya başkentini gelin bu videoda yakından tanıyalım. Taipei'nin hatta Tayvan'ın en büyük eğlence merkezlerinden biri olan Shimen bölgesindeyim şimdi. Bu bölge Japonlar adayı 1895 yılında aldıktan sonra 1920'lerde buraya sinema, tiyatro açmasıyla yavaş yavaş canlanmaya başlıyor. Sonradan da 1949 yılında Çinli komünistlerin Tayvan'a gelmesiyle birlikte başka burada açılan dükkanlarla gittikçe daha da canlanıyor. Buraya erken dönemlerde alışveriş merkezleri vesaire de açılıyor. Günümüzde de Tayvan'ın, Taipei'nin en kalabalık bölgesi burası. Yeme içme isterseniz burada. Tüm insanlar burada, alışveriş burada. Gelin şimdi biz de burada sokakları gezelim ve bir şeyler yiyelim. Dünyada giderek yayılan bubble tea aslında Tayvan'da ortaya çıkıyor. Burada da çok ünlü bir dükkan var. Şu an oradan bubble tea aldım. Yanında da kızarmış tavuk aldım Tayvan usulü. Bu ikisi 220 Tayvan doları. Kamerayı kurarken elimdeki bubble tea'yi biraz döktüm. Yanımdaki çocuk peçete uzattı çok kibar bir şekilde. Gerçekten Tayvanlılar bayağı kibar insanlar. Çok saygılılar. Böyle size değerli olduğunuzu hissettiriyorlar onlarla temasa girdiğinizde. Bir tavuğu deneyelim şimdi. Tavuğun lezzeti çok güzel, hiç farklı değil. Üstü biraz böyle karabiberli gibi ama gerçekten bayağı iyi pişmiş. Tavuğu gerçekten tavsiye edebilirim. Hayatımda ilk defa bubble tea deniyorum ve bunu da aslında bulunduğu yerde Tayvan'da deniyorum. Ve şu an içtiğim bubble tea gerçekten çok güzel. Ağzınıza böyle jelibon parçaları geliyor. Zaten o bubble tea'nin ismi de o içindeki o yumuşak parçalardan geliyor. Lezzeti daha çok milkshake'i andırıyor. Tatlı, bayağı güzel bir içecek. Çok fazla jelibon var içinde. Bubble tea de kesinlikle tam puan aldı. Tayvan'a özellikle Taipei'ye gelirseniz benim aldığım dükkandan özellikle bubble tea ve tavuğu deneyin. Tayvan'da bulunan şehirlerin isimleri belli bir mantığa göre verilmiş. Tayvan ismini biraz değiştirerek şehirlerin bulunduğu konumlara göre de şehir isimlerini yaratmışlar. Tai kelimesini tutmuşlar, sonuna da ekler eklemişler. Mesela Taipei, kuzeydeki Tayvan demek. Tainan, güneydeki Tayvan demek. Taitung, doğudaki Tayvan demek. Bu ülkede bunun gibi daha birçok örnek var. Hepsini saymayacağım ama şehir isimleri çok mantıklı bir şekilde belirlenmiş. Taipei büyük bir şehir. Her zaman yürüyerek ulaşamıyorsunuz gitmek istediğiniz yerlere. Toplu taşıma da kullanmanız gerekiyor. Ama merak etmeyin, toplu taşıma gayet düzenli, düzgün işliyor bu ülkede. Birden fazla metro hattı var bir kere ve metro ile gidemediğiniz yerlere de otobüse kolayca ulaşabiliyorsunuz. EasyCard denilen bir kart var. Metro gişelerinde bulabilirsiniz bu kartı. Eğer bu kartı alırsanız ve içine para yüklerseniz otobüs için ayrı, metro için ayrı bir bilet almanıza gerek kalmıyor. Aynı bizim Türkiye'de, İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da kullandığımız kartlar gibi burada da tek bir kart var ve bütün toplu taşımalara o kartla biniyorsunuz. Toplu taşıma aynı zamanda çok ucuz. Ben şimdi Shimen istasyonundan mavi metro hattını kullanarak sizi Sun Yat-sen anıt mezarına götüreceğim ve bunun için sadece 25 yeni Tayvan doları ödeyeceğiz. 25 yeni Tayvan doları 1 Euro'dan bile daha düşük bir rakama denk geliyor. Şimdi gelin Sun Yat-sen anıt mezarına gidelim. Size o anıt mezarın orada Sun Yat-sen'in kim olduğundan bahsedeceğim. Geçtiğimiz videoda size 1912 yılında Çin İmparatorluğu yıkılınca ülkenin başında 1949'a kadar milliyetçiler vardı diye anlatmıştım.
ama partilerden, liderlerinin isimlerinden çok bahsetmemiştim. Fakat Taipei'yi de bahsedeceğim. Çünkü bu liderler için yapılmış anıt mezarları göstereceğim size burada. Çin Cumhuriyeti 1912'de Çin İmparatorluğu yıkıldığı zaman kurulduğunda başında Sun Yat-sen diye bir lider var. Kendisi görevde çok kısa süre kalabiliyor çünkü ülke hala çok karışık o dönemde. Ama yine de modern Çin'in kurucusu olarak kabul ediliyor ve dolayısıyla bugün hala Sun Yat-sen Çin ve Tayvan için çok önemli bir lider. Çünkü ülkeyi imparatorluktan cumhuriyete çeviriyor. Tayvan bu adama ulusun babası, Çin Halk Cumhuriyeti ise devrimin öncüsü unvanını takmış. Kendisi 1919 yılında Çin Milliyetçi Partiyi Kuomintang'ı kuruyor aynı zamanda ve 1925 yılında ölene kadar da bu partinin lideri olarak kalıyor. Arkamda gördüğünüz Sun Yat-sen anıt mezarı 1972'de kendisini anmak için yapılmış. Anıt mezar olmasının yanında aslında bu bina etkinlikler için de kullanılan bir bina. Fakat 2024 yılının Şubat ayında bakım için kapatılmış. 2026 yılında tekrar açılması bekleniyormuş. Hemen anıt mezarı soluma aldığımda sağ tarafımda da bazı tezgahlar kurulmuş. Kıyafetler, bazı yiyecek şeyler satılıyor. Bir de çocuklara düzenlenen bir etkinlik var. Arkadan gelen sesten de anlıyorsunuz zaten. Arkamda ve önümde de çok güzel bir park bulunuyor. Sun Yat-sen anıtı aslında bir parkın içinde gibi. Bu parktaki bazı ağaçlar hiç tanıdık değil ama çok güzel geliyor yabancı oldukları için de. Böyle yukarıdaki dallarından kök çıkartmışlar gibi aşağıya doğru saçaklanmışlar. Ağaçların arasında yürümek de zaten çok zevkli. 1925 yılında Sun Yat-sen öldüğünde yerine Chiang Kai-shek geçiyor. Chiang Kai-shek de Tayvan için başka önemli bir lider. Şimdi size Chiang Kai-shek'ten de bahsedeceğim ama önce onun anıt mezarına gidelim. Cloud Ice Cream yazıyor. Yani bulut ice cream, bulut dondurma. Gideyim bir deneyeyim bakayım. Adamlar gerçekten çok kibarlar. Şimdi buradan dondurma aldım. Orada Cloud Ice Cream yazıyor. Böyle bulut dondurma gibi bir şey. Farklı bir şey mi acaba diye. Biraz karnım da acıktı. Böyle bir dondurma. Bildiğimiz dondurmaya benziyor. Şimdi tadacağım ama bir şey anlatmak istiyorum. Normalde fiyatı 40 Tayvan doları. Şurada görüyorsunuz. Ben bir top istedim. Ben 50 Tayvan doları verince onlar da 10 Tayvan doları para üstü verdiler. Ben de o para üstünü almadım. Orada çocuk vesaire vardı. Kalabilir dedim. Sonra adam külahı elimden zorla aldı ve ikinci bir top koydu üstüne zorla. Çok dedim, yiyemem dedim. Hayır hayır dedi. Bayağı ısrar etti. Hatta az önce bu videoyu çekmeye çalışırken de arkamdan gelip peçete tutuşturdu elime. Tayvanlılar gerçekten çok kibar insanlar. Yani aslında ben onlara bahşiş bırakmaya çalışırken bana 80 Tayvan dolarlık dondurma koyup 50 Tayvan doları almış oldular benden. Bu ülkede gerçekten gezmek bir turist olarak çok kolay. Bu insanlar size çok değer veriyorlar. Siz de bu ülkeye gelirseniz bu insanların değerini lütfen bilin. Şimdi de Chiang Kai-shek anıt mezarına geldik. Chiang Kai-shek Çin Cumhuriyeti'ni 1949'a kadar yöneten kişi. Çin Cumhuriyeti'nin lideri. 1949'da Çinli milliyetçiler komünistlere yenildiği zaman Çin'deki milliyetçileri Tayvan'a getiren lider aynı zamanda. 1975 yılına kadar yani ölene kadar da Tayvan'ı yönetmeye devam ediyor. Arkamdaki anıt Chiang Kai-shek'i anmak adına ölümünün 5. yıl dönümünde 1980 yılında yapılmış buraya. 89 basamak tırmanarak çıkıyorsunuz çünkü Chiang Kai-shek 89 yaşında ölmüş. Kendisinin 22 tonluk bronz heykeli sizi bekliyor yukarıya ulaştığınızda. Askerler de her saat başı burada bir nevi gösteri olarak nöbet değişimi de yapıyorlar. Chiang Kai-shek'in heykeli Çin anakarasına bakacak şekilde konumlandırılmış. Çünkü Chiang Kai-shek bir gün Çin'e döneceğini umut etmiş her zaman. Ama bu Çinli milliyetçiler için bugün bile mümkün olamadı. Anıt mezarın önünde çok büyük bir meydan var. Bu meydana baktığınız zaman anıt mezardan sağ ve sol tarafta milli tiyatro ve milli konser salonunu görebilirsiniz. İki bina neredeyse birbirinin kopyası ama mimarileri çok güzel. Aynı zamanda bu anıt mezarın bulunduğu alanın sağı ve solu da park. İsterseniz o parklarda oturabilirsiniz. Gölgede biraz dinlenebilirsiniz. Tayvan gerçekten çok sıcak ve çok nemli bir ülke.
Tayvan'daki en yaygın dinler Budizm ve Taoizm. Ülke nüfusunun %65'i civarının bu dinlere inandığı düşünülüyor. Arkamdaki Lungshan Tapınağı da hem Budistlerin hem de Taoistlerin gelip ibadet ettiği bir tapınak. 1738 yılında Çin İmparatorluğu döneminde yapılmış, günümüze kadar birçok hasara uğramış. Hatta 2. Dünya Savaşı'nda da Japonlar bu tapınağın içinde bir şeyler saklıyor diye düşünülerek bombalanmış. İçeride her farklı amaç için başka bir tanrı var. İnsanlar para için, sağlık için, aşk için, hatta sınavda iyi not alabilmek için farklı tanrılara dua ediyorlar. Şimdi size eğer bu tapınakta tanrılara soru sorarsanız onların size nasıl cevap verdiğini anlatacağım. Burada yarım ay bloklar var. Burada da dezenfektan var. İlk başta ellerinizi dezenfekte edebilirsiniz. Gördüğüm kadarıyla Tayvan'da çok yaygın dezenfektanlar her yerde. Özellikle insanların çoğunlukla bulunduğu yerlerde. Geliyorsunuz, burada diz çöküyorsunuz ve bu blokları yere atıyorsunuz soru sorduktan sonra. Mesela diyelim ki işte cevabı evet ya da hayır olacak bir soru sorduk. Blokları yere attıktan sonra eğer blokların biri şu an geldiği gibi ters, biri düz gelirse bu evet demek oluyor. Yani Tanrı'dan evet cevabını alıyorsunuz. Eğer ikisi de yere düz bir şekilde gelirse bu hayır demek ve Tanrılar sorduğunuz soruya sinirlendi demek oluyor. Bir tanesi eğer böyle dik gelirse bu sorduğunuz soru net değil, bir daha sormanız gerekiyor anlamına geliyor. İkisi de oval tarafına denk gelirse bu tanrıları güldürüyor demek. Yani cevabı tabii ki de hayır, böyle bir soruyu nasıl sorarsın demek. Blokları yere 3 kere atıyorsunuz. 2 ya da 3 kere aynı şekilde gelirse cevabınızı pekiştirmiş oluyorsunuz. Bunlar da tanrıya sundukları ikramlar. Her yer meyve kokuyor şu an burada. Başka yerlerde para da koyduklarını görmüştüm. Burada daha çok yiyecek var. Tapınaktaki bu ofis, buraya bağışların yapıldığı ofismiş. İçeride insanlar var, bazı kağıtlar dolduruyorlar, para bağışlıyorlar buraya. Tayvan'da açık market bulamayacağım endişeniz hiç olmasın. Çünkü arkamda gördüğünüz 7-Eleven'lar, bir de Family Mart diye başka bir market var. Günün 24 saati açık. İstediğiniz saatte bu marketlere gelip burada satılan ürünlere ulaşabilirsiniz. Tayvan'da çok satılan şeylerden biri. Çay gibi bir şeyin içinde bu yumurtaları pişiriyorlar. Kokusu çok kötü. Hiç sevmiyorum. Şu şekle geliyor sonra yumurta. Yani kararıyor o beyaz kısmı. Bunu alıp böyle yiyorlar. Her 7-Eleven'da gördüm bunu. Genelde Avrupa'da seyahat ettiğimiz için ve kullandığımız sim kart Avrupa'nın her yerinde geçerli olduğu için bir internet problemi yaşamıyoruz başka bir ülkeye gittiğimiz zaman. İnternette yeni gittiğiniz bir ülkede gerçekten çok önemli. Çünkü nereden nereye nasıl gideceğinizi, hangi otobüs durağından hangi numaralı otobüslerin kalktığını, bir metro durağının nerede olduğunu internet olmadan bulmanız çok zor olabilir. Ben Tayvan'a geldiğimde artık bu ülkede sim kartım geçerli olmadığı için internet sorununu çözebileceğim birkaç yol vardı. Günümüzde artık gidip bir yerden fiziksel sim kart alıp o ülkenin o şebekesiyle internete bağlanmak zorunda değilsiniz. Bazı eSIM uygulamaları var. Telefonunuzdaki sim kartı hiç değiştirmeden sadece bir uygulama yükleyerek telefonunuza internete çok kolaylıkla erişebiliyorsunuz. Ben kendi araştırmalarım sonucunda Nomad isimli bir uygulama buldum ve telefonuma yükleyip kullanmaya başladım. Sonrasında da Nomad'la iletişime geçtim ve bir işbirliği yapmak isterler mi diye sordum. Onlar da bunu olumlu karşıladılar. O yüzden şimdi size Nomad'dan bahsedeceğim. Nomad, seyahat edebileceğimiz 180'den daha fazla ülkede bizlere internete ulaşma imkanı sunan bir eSIM uygulaması. Bu uygulamayı indirmek, istediğiniz planı seçmek ve ihtiyacınız olan zamanda aktifleştirmek 5 dakikadan daha kısa sürüyor. Ayrıca fiziksel sim kartlara ödeyeceğiniz ücretlerden çok daha uygun bir fiyata internete ulaşabiliyorsunuz. Ben Tayvan'da 30 günlük 20 GB internet için sadece $14 ödedim. Nomad benim bu ülkede hiç internet sorunu yaşamadan seyahat etmeme imkan sağladı.
Hiçbir zaman internet kesintisi yaşamadan ve internet hızıyla alakalı hiçbir sorunla karşılaşmadan 3 hafta boyunca kullandım Nomad'ı. Dolayısıyla size de rahatlıkla tavsiye edebiliyorum. Siz de eğer Nomad'ı seyahatlerinizde kullanmak isterseniz videonun açıklamalar kısmındaki kodu kullanarak %25 indirimle ihtiyacınız olan paketi satın alabilirsiniz. Şimdiden iyi seyahatler. Taipei'nin en eski bölgesi ve en eski caddesine götürüyorum şimdi sizi. Ama metroya bindiğimde bir şey fark ettim, onu göstereceğim şimdi size. Biliyorsunuz Çin ve Tayvan arası gergin ve her an bir savaş çıkabilir diye bekleniyor. Fark ettim ki buradaki metro istasyonları aynı zamanda bir hava saldırısı için sığınak. Dadaocheng bölgesi Taipei'nin en eski bölgesi. Aynı zamanda burada bulunan Dihua Caddesi de bu bölgenin en eski ve en ünlü caddesi. Taipei'de gezecek yerleri araştırdığınız zaman biraz arka planda kalıyor gibi olabilir. Ama buraya gelince buraya beğeneceğinize eminim. Dar sayılabilecek bir sokakta birçok sıralı dükkan var. Burada yiyecek bir şey de bulabilirsiniz. Taipei'de gölge bir yer bulabilmek çok önemli. Çünkü güneş çok yakıyor insanı. Gördüğünüz gibi sağ tarafımdaki binalar da öğleden sonra olduğu zaman buradaki güneşi engelliyor. Ve bu caddede gölgede daha serin bir şekilde dolaşabiliyorsunuz. Eğer vaktiniz olursa ben bu bölgeyi, bu caddeyi görmenizi tavsiye ederim. En azından gelip oturup bir şeyler yiyip içip insanları seyredebilirsiniz. Zevkli olacağına eminim. Bakın bunlar kurutulmuş mantar. Mantarı kurutulmuş olarak satıyorlar. Bunlar da balık. Kuru balık muhtemelen. Three. Let's make it three. Orange. Two is okay. What is pomelo? It's like a lemon. Lemon. Yeah, but it's half water. One is okay. Yeah. Okay. Red guava. Red guava. Can I try this one as well? One piece from this piece. As well. Yeah. Big size. That's okay. Yeah, that's good. Price. 46. Yes. Okay. Yine kalan paranın üstünü bıraktım. Çocuk elimden torbayı aldı. Şu an içine biraz daha koyuyor. Gerçekten bahşişe hiç alışkın değiller. Ve bahşiş vermeye çalıştığınız zaman size daha fazla veriyorlar. Yeah, that's really fine. Thank you so much. Oh, that's okay. Thank you so much. Have a nice day. Bye bye. Burada her şeyin kurutulmuşu satılıyor anladığım kadarıyla. Ben de şu an bir sürü kurutulmuş meyve aldım. Yani içinde şeftali var, limon var, portakal var. Tanımadığım, bilmediğim isimlerini başka meyveler de var. Arkamdaki dükkandan aldım. 46 Tayvan doları tutmuştu hesabı ödemeye gittiğimde. Ve bu 46 Tayvan doları için çocuğa 100 Tayvan doları verdim. Sonra çocuk yine çok kibar olduğu için üstünü bırakmak istedim. Ama çocuk yine ısrarla elimdeki torbayı geri istedi ve içine biraz daha meyve doldurdu. Yani bahşiş vermeye çalıştığımda o bana daha fazla meyve verdi. Gerçekten yine diyorum Tayvanlılar çok iyi insanlar, çok kibar insanlar. Şimdi Taipei'de birçok şubesi olan bir tane ünlü restorana geldim. Buranın en ünlü yemeği Shalom Bao diye geçiyor. Bu gördüğünüz mantı. Ben bunun tavuklusunu söyledim. Ama aslında domuzlusu ünlü ya da yengeçli, vejeteryan o tarzlarını da yapıyorlar. Ama ben tavuklusunu yiyeceğim. Şimdi böyle bir zencefilin içine garson benim için hazırladı. Biraz soya sos koydu. Biraz da pirinç sirkesi koydu. İlk başta bu Shalom Bao'yu kendi tadını almak için hiç batırmadan yemek gerekiyormuş. Bir deneyeyim. Çok sıcak. Şöyle deneyeyim. Bizim mantıyı çok andırıyor. Tavuk da bayağı lezzetli. Sonra bunu böyle bu sosla birleştirip yemek gerekiyormuş. Bakayım. Sos da fena değil. Buranın Taipei'nin en ünlü yemeği bu Shalom Bao. Yanında bir de böyle naneli çay getiriyorlar. Bunu sürekli dolduruyorlar.
Taipei'de görebileceğiniz, gezebileceğiniz çok fazla yer var. O yüzden bu şehre gelirseniz 2-3 gün ben ayırmanızı öneririm. Şimdiye kadar da şehirde gezdiğim yerleri gerçekten çok beğendim. Taipei gezmesi keyifli bir şehir ve güzel bir şehir. İnsanların da kibar olması, saygılı olması bu şehri gezerken bu şehri sizin için daha güzel bir yer haline getiriyor. Benim bu gezim esnasında ziyaret etmeyeceğim ama size öneri olarak verebileceğim bir yer var. Orası da Ulusal Saray Müzesi. Bu saray müzesinde Çin İmparatorluğu'ndan kalma birçok sanat eseri sergileniyor. Dünyanın en büyük sanat koleksiyonlarından da bir tanesiymiş aynı zamanda. Müzenin şöyle ilginç bir hikayesi var. Milliyetçiler komünistlere 1949 yılında yenildiklerinde ve Tayvan adasına gelmek zorunda kaldıklarında bu eserlerin hepsini Tayvan'a getiriyorlar. Yani bir nevi bu eserleri komünistlerden kaçırıyorlar. Bu müzeyi ziyaret etmek gerçekten ilginç olabilir. Arkamda sadece çok küçük bir kısmını gördüğünüz yapı Taipei 101 binası. Taipei 101 Tayvan'ın en yüksek binası. 509 metre yüksekliğinde. Hatta 2004 ile 2010 yılları arasında aynı zamanda dünyanın en yüksek binasıymış. 450 metre yükseklikte bir gözlem bölümü var. Ben oraya çıkmak istemiştim bugün ama hava biraz kötü. Yani binanın etrafında biraz bulutlar var yüksek taraflarda. Bulutlardan çok fazla bir şey göremeyebilirim diye çıkmayacağım bugün oraya. Binanın asansörü de çok ünlü çünkü çok hızlı. Sizi 84 kat yukarıya sadece 37 saniyede çıkarıyor. Bu da 60 kilometre saatlik bir hıza denk geliyor. Bu bina yüksek olması dolayısıyla şehrin birçok tarafından da görülebiliyor. Bu binanın içinde bir de bir sarkaça bağlı çok ağır bir top bulunuyor. Bu top da bir deprem anında ya da tayfun anında binada oluşabilecek sallanmaların etkisini azaltmak amacıyla koyulmuş. Yani bina sağ tarafa doğru sallandığı zaman top eylemsizlikle sol tarafa hareket edip ağırlığıyla birlikte binanın aslında dengesini koruyor. Eğer gözlem katına çıkarsanız bu topu da yakından görebiliyorsunuz. Ben şimdi hem Taipei 101'i hem de Taipei şehrini biraz yukarıdan izleyebileceğimiz Fil Dağı diye bilinen bir manzara noktasına çıkacağım. Onun öncesinde ufak bir bölgeye gideceğim ve size o bölgeden bahsedeceğim. Taipei 101'den değil ama Fil Dağı'ndan Taipei şehrini yukarıdan seyredeceğiz. Xinyi bölgesinde bulunan ufak bir meydandayım şu an. Bu meydan haricinde Xinyi bölgesi aslında gökdelenlerle dolu bir bölge. Ama bu meydana geldiğinizde görüyorsunuz ki etrafla hiç uyumlu olmayan çok eski zamanlardan kalmış ufacık evler var. Peki ne bu evlerin hikayesi? Her zamanki gibi Çin anakarasındaki milliyetçilerin Tayvan'a göçmesiyle alakalı. İkinci Dünya Savaşı bittikten sonra ve Tayvan İç Savaşı devam ederken 1948 yılında milliyetçilere bağlı bir asker grup buraya geliyor ama geçici oldukları düşünüyorlar. O dönem sadece Çin ana karasını terk etmek zorunda kalıyorlar. Buraya geçici olarak yerleşip her zaman Çin ana karasına döneceklerini düşündüklerinden hiçbir şekilde yaşadıkları çevreye, evlere yatırım yapmıyorlar. Olabildiğince basit yaşıyorlar burada. Ama maalesef hiçbir zaman Çin ana karasına dönemiyorlar. Bu bölge gelişmeye başladığında, burada gökdelenler yükseldiğinde bazı Tayvanlılar diyor ki bu evleri de yıkalım, yerlerine yeni evler yapalım. Ama karşıt grup bu evleri yıktırmak istemiyor. Tarihle bağlantısı olduğu için burayı olduğu gibi restore edip kullanma fikriyle geliyor. Ve sonunda da onu yapıyorlar. Buradaki bütün evleri açıyorlar. Kimi şu an kafe, kimi içeride bazı şeylerin satıldığı dükkanlar. Ve en önemlisi de meydan bir etkinlik merkezi. Şu anda görüyorsunuz bir sürü tezgah kurulu meydanda da. Böyle tarihi olan evleri, bölgeleri yıkmamak, korumak ne kadar güzel bir şey değil mi? Çünkü eğer burası yıkılmış olsaydı ve burada şu an herhangi başka bir gökdelen bulunsaydı, yanından geçtiğim onlarca gökdelen gibi size anlatacak hiçbir hikayem olmayacaktı. Şimdi Fil Dağı'na çıkacağım yolun başına geldim. Gördüğünüz gibi merdivenler var. Merdivenleri takip ederek çıkacağım. Toplamda 180 metre yüksekliğe çıkıyormuşsunuz deniz seviyesinden. Burası bir orman olduğundan ana patikadan dışarı çıkmamanızı tavsiye ediyorlar. Çünkü zehirli yılanlar da varmış. Eğer gece gelmek isterseniz gece de ana yolu takip ettiğiniz sürece oldukça güvenli bir yer olduğunu söylüyorlar. Zaten ışıklandırılıyormuş. Gelin hep birlikte bu merdivenlerden Fil Dağı'nın gözlem noktasına gidelim. Yol 2 dakika sonra farklı yollara ayrılıyor ve 90 dakikalık bile yürüme rotası var. İsterseniz ben şimdi havai fişek izleme noktasına gitmeye karar verdim.
oraya 14 dakika gösteriyordu. Bakın sadece 5-10 dakika merdiven çıktım, üstüm ne hale geldi. Tayvan gerçekten çok sıcak, çok nemli. Ona hazır olarak gelin. Kışın bile burada hava 20 derecelerin altına inmiyor. Çıkarken fotoğraf noktası diye başka bir tabela gördüm. Toplamda 10 dakika falan yürüyüp buraya vardım. Arkamdaki platformu görüyorsunuz. Fotoğraf noktası diye bahsedilen yer burası ve size çok güzel bir Tayvan manzarası sunuyor. Fotoğraf noktası için yolumu değiştirmiştim. Şu an geri döndüm ve Havai Fişek izleme noktasına doğru yürüyorum. Şu an hayatımda gördüğüm en büyük salyangozu gördüm. Havai Fişek noktasında buldum sanırım. Burada kimse yok çünkü biraz sol tarafta, sapa tarafta kalıyor diğer yerlere göre. O ilk gittiğim yer en kolay ulaşılan yer muhtemelen. O yüzden orası biraz kalabalıktı. Burada da aşağı yukarı aynı manzara var ama önünüz biraz daha açık. Bu dağın isminin Fil Dağı olmasının sebebi bu dağı yukarıdan baktığınızda ya da arkamdaki Taipei 101 binasının gözlem noktasına çıkarsanız oradan bu dağı izlediğinizde dağın filin hortumunu andıran bir görüntüsü var. O görüntü nedeniyle bu dağın ismini Fil Dağı koymuşlar. Şimdi hava kararmadan dağdan yavaş yavaş iniyorum ve sizi Taipei'nin ünlü gece pazarlarına götürüyorum. Fil Dağı'nın oradan Taipei'nin merkezine gidiyorum. Baktım en kolay ulaşım otobüstü. Ben de otobüse bindim. Toplu taşıma gerçekten çok ucuz Tayvan'da. 22 durak yaklaşık 1 saatlik yolculuk için 15 Tayvan doları ödüyorsunuz. 15 Tayvan doları da yarım Euro'dan daha ucuz bir rakama denk geliyor. Sizi en ünlü gece pazarlarından biri olan Şil'in gece pazarına getirdim. Kırmızı metro hattını kullandım buraya ulaşmak için. Çok kolay ulaştım. Aynı zamanda da çok ekonomik ulaştım. Gerçekten Taipei'deki toplu taşımayı çok beğendim. Bu gece pazarı sadece yemeklerin satıldığı bir gece pazarı değil. Aynı zamanda burada oyuncaklar satılıyor. İnsanlar oyunlar oynuyor. Yani gece buraya eğlenmeye ve karınlarını doyurmaya geliyorlar. Gelin hep birlikte bu pazara göz atalım. Karnım da çok aç, yiyecek bir şeyler bulalım. Burada pankek satılıyor. Çikolatalı ve şeftalili pankek söyledim. How much? Yeah, how much? 8. Şey. Tadalım bakalım nasılmış. Şu beyaz şey ne acaba içine koydukları, onu merak ettim. Bizim lokum gibi bir şey. Sadece onu ısırdım. Güzel. Çikolatalı tarafı güzel. Şeftalili tarafı da güzel. O beyaz şeyde gerçekten lokum tadı var. Bu pankek 2 euro. Bakın şurada patates satıyorlar ama birkaç bir şeyi bizim bildiğimiz satılan patateslerden farklı. Bir kere çok uzunlar. İkincisi de çok fazla sos var. Yani wasabili, işte ballı, hardallı, ne bileyim deniz yosunlu, bir sürü sosla upuzun patatesler satıyorlar. Ne kadarmış? 120, herhalde peynirle 130. Yani yaklaşık 4 euro. Burada karpuz suyu var, biraz karnımı doyurayım, gelip bundan içeceğim. 1 euro. Buradaki sosisler hiç bana göre değil. Ama diyor ki yapışkan pirinçli Tayvan sosisleri. Birçok kişi de sırada. Belki çok güzel bir şeydir. Bakalım nasıl yapıp verecek. Şu önde pişirdiği daha beyaz olanlar, onlar sanırım pirinç. Sticky rice dediği o. Arkadaki daha kırmızı olanlar sosis. O öndeki sticky rice'ların içine yarıp bu sosisleri koyuyor. Sosisin içine de
sebze ve bir şey karışımı koyuyor. Yani öndeki beyaz yapışık pirinçlerin içine sosis koyuyor ve dürüm gibi servis ediyor. Bu da böyle lavaş gibi bir şeyin üstüne solda gördüğünüzü rende haline getirip koyuyor. İçine de dondurma koyuyor. Sarıp veriyor. Ice cream roll diye geçiyor. 60 yeni Tayvan dolarıymış. O da yani 1,5 euro falan gibi bir şey yapıyor. Tatlıdan gidiyoruz ama vallahi diğerlerini çok canım çekmiyor. Vallahi çok güzel. Külahta üstüne fıstık rendelenmiş dondurma yiyor gibiyim. Şimdi böyle küp biftek satan bir yere geldim. Yesem bunu yerim. O yüzden bunu alacağım. Rufa 200 Tayvan doları. Yani 6 euro civarı. Oo, onları bile kesiyor. Çok iyi. Hey, can I have one small one? Okay, 200. Şey. Dükkanın karşısında deneyelim bakalım etleri. Çok iyi pişmiş. Biraz kırmızı gibi duruyor ama, kanlı gibi duruyor ama çok iyi pişmiş. Bu biraz... İyi. Gerçekten çok iyi. Şu an bunu aldığım için çok mutluyum. Çünkü başka yiyecek bir şey bulabilir miydim? Gerçekten bilmiyorum. Bayağı iyi pişmiş bir et bu. Bakın, Şilin gece pazarına gelirseniz bu Angus Beef yazan tezgahı aklınızda tutun. Bir de karabiber koydurdum üstüne. Gerçekten çok lezzetli oldu. Şey. No. Buzlu karpuz suyu 40 yeni Tayvan doları yani 1 euro. İçmeyi resmen bırakamadım. Bu sıcak havada çok iyi gidiyor. City kirayesinin içinde sosis satan dükkanın kuyruğu. Burada demek ki bayağı popüler bu. Bakın şu stinky tofu dedikleri şey galiba. O kadar kötü kokuyor ki. Gerçekten iğrenç kokuyormuş. Kokusunu inanın bana duyunca anlayacaksınız. Burada da şalombağ satıyorlar. Bugün yemiştik zaten bundan. Bu mantarı yemek isterdim ama bakın. Şu sıra şöyle devam ediyor. Bugün sabahtan akşama kadar Taipei şehrini beraber gezdik. Umarım beğenmişsinizdir. Bugünü burada noktalıyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonrakinde görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.